Evet sevgili canlar dostlar merhaba. Ben Cem Kervan, bu hafta Kıyamete İnanırız adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Fark ederseniz son haftalar hep Ferisiler, Ferisi mezhebi, Ferisi cemaatinden bir grup yobaz geliyor ve İsa'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor, tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bir şeyler söylettirmeye çalışıyor, sonra işte ihbar edecekler onu falan. Yani öyle bir maksatları var. Ama başka bir mezhep daha var, başka bir cemaat daha var. Adı Saduki cemaati veya mezhebi. Şimdi bunlar biraz farklı. Tevrat'ın sadece ilk 5 suresine inanıyorlar. Diyorlar ki bunlar Musa'dandır, diğerler çöpe atılmalı. Yani Ferisilere kalsın, istemezük gibi bir hava içindeler. Bunlar yine önemli, yani yine güçlü bir cemaat ve onlar da İsa'yı sevmezlerdi. Onu da tuzağa düşürmek istiyorlar falan. Şimdi onlar kıyamete inanmazlar. Yani diyorlar ki öleceğiz, küt, yok oluruz, yok oluveririz, hiçbir eser kalmıyor, o kadar. Şimdi onlar herhalde düşünmüşler İsa'yı nasıl kötü bir duruma düşüreceğiz. Şöyle bir bilmece gibi bir şey bulmuşlar. Geliyorlar diyorlar ki, hoca diyorlar, Musa Tevrat'ta ne buyurmuştu? Bir adam evlenip de çocuksuz ölürse erkek kardeşi onun dul karısıyla evlenip soyunu sürdürmeli. Öyle bir emir var Tevrat'ta. Peki, farz edelim 7 kardeş var. En büyük olan evlenir ve çocuksuz ölür. Kardeşi onun dul karısıyla evlenir. Ama ikinci kardeş de ölür ve üçüncü kardeş dulla evlenir. Bu devam eder ta 7. kardeşe kadar, hepsi kadınla evlenir ve ölür çocuksuz. En sonunda kadın da ölür. Kıyamette bu kadın kimin karısı olacak? Zira 7 kardeşin hepsiyle evliydi diyorlar. Yani bilmece, böyle muamma, ikilem, mantık oyunu gibi bir şey yani. Baksana demek istiyorlar. Kıyamet mantıksız, saçmadır. Kıyamet olsa tezat olur, çelişki olur demek istiyorlar. İsa diyor, yok hatalısınız. Hatanız ne Tevrat'ı ne de Hak'ın kudretini bilmemenizdir. Kıyamette insanlar evlenmez, evlendirilmez. Bu bakımdan semadaki melekler gibi olacaklar. Ölümden dirilişin ve kıyametin olup olmayacağını gelince, Tevrat'ın bu konudaki açıklamalarını okumadınız mı hiç? Hak şöyle diyor, ben İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un Allah'ıyım. Hak ölüp yok olanların değil, Hak'a yürüyüp yaşayan canların hakkıdır. Hani Hak'a yürüyeceğiz. Hak'a yürüyüp yaşayacağız. Yani bunların Allah'ıyım ama onlar yok demek istemiyor herhalde. Yani ben onların hakkıyım ki onlar yaşıyorlar. Dolayısıyla yani İsa ruhuyla kıyamet var diyor. Biz de inanıyoruz. Var. Hakka yürüyeceğiz ve orada sonsuza dek Hak'la birlikte yaşayacağız. Evet, paylaşıyorum. Kıyamete inanırız, ölmezden evvel ölürüz. Kıyamete inanırız, ölmezden evvel ölürüz.
Biz ahirette diriliriz, biz ahirette diriliriz, biz ahirette diriliriz, biz ahirette diriliriz. Ölünce Hak'a yürürüz, ölünce Hak'a yürürüz. Canlar evlenmez ahirette, melek gibiler elbette. Canlar evlenmez ahirette, melek gibiler elbette. Diriliriz kıyamette, diriliriz kıyamette, diriliriz kıyamette, diriliriz kıyamette. Ölünce Hak'a yürürüz, ölünce Hak'a yürürüz. Kervanım inanın canlar, olalım kamil insanlar. Kervanım inanın canlar, olalım kamil insanlar. Sonsuz yaşar inananlar, sonsuz yaşar inananlar, sonsuz yaşar inananlar, sonsuz yaşar inananlar. Ölünce Hak'a yürürüz, ölünce Hak'a yürürüz. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ölünce Hak'a yürürüz. Bir kıyamet olacak inanıyoruz. Eğer beğendiyseniz lütfen işaretleyin. Abone olun kanalıma. Yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.